Kamil Bilici ile Beş Çayı başlıyor. Müzikal Teknik Küpe FM'den ben Deniz Kamil Bilici'den merhabalar efendim. Keyifli bir hafta sonunu renklendirecek. Yepyeni bir Beş Çayı'nda da huzurlarınızdayız. Geride bıraktığımız hafta boyunca sıklıkla programımızın duyurularını gerçekleştirdik. Hem sosyal medyadan hem radyomuzdan dinleyicilerimiz zaten bugün çok değerli iki konuğum olduğunu biliyorlar. Çok da keyifli bir cover çalışmasıyla müzik marketlerdeki dijital platformlardaki yerini aldılar. Soner Erce'yle aslında geride bıraktığımız yıl içerisinde de saklı şarkısı sürecinde çok keyifli bir sohbet gerçekleştirmiştik. O günden bugüne arada birikmiş şeyler de var. Onlardan da bahsedeceğiz. İlk olarak hoş geldiniz programı. Hoş bulduk. Ben Soner bu arada. Merhaba Selam Bilgiç. Hakikaten son derece keyifli bir şarkı. Ve hani Soner Erican'ın üçer aya arayla single'lar çıkartmasına alıştık. Ve artık beklemeye başlamıştık. Tam da odak noktasında gelen çok keyifli bir şarkı oldu. Sürecini biraz paylaşabilir miyiz dinleyicilerimiz? Tabii aslında biraz risk de taşıyordu. Risk taşımasının sebebi şuydu. Senin de söylediğin gibi işte 2016'da arka arkaya 3 tane single yaptım. Şimdi bir tanesinin daha zamanı geliyordu. O zamanda ama ya acaba hani dinleyici yeni bir şarkı mı, yepyeni bir şarkı mı beklerdi? Ya da böyle bir cover'a nasıl bakardı gibi böyle bir soru işareti yok değildi. Ama ben bazen şeye çok inanıyorum. Hani kalbinin sesini dinlemek mevzunu. Aslında çoğu zaman inanmamız lazım ama bazı sektörlerde şaşmalar olabiliyor, yani sapmalar olabiliyor. Allah burada yardım etti. Ben öncelikle şöyle düşünüyorum ama Selami'nin iyi niyeti ve çalışkanlığına benim bu şarkıya olan tutkum çok denk geldi. Yani biz belki başka şarkı yapsak bu kadar başarılı olur muyduk emin değilim. Bu kadar başarılı derken çok iddialı bir söylem gibi oluyor. Ben eminim ama yani daha çok kısa bir süre oldu şarkı çıkalı ama feedbacklerden anlıyorum ki çok iyi ve çok iyi olacak. Hem benim kariyerimdeki çok önemli cover şarkılardan biri olacak hem de Selami'nin kariyerine çok önemli etkisi olacak. Dinleyicinin de çok mutlu olacağı bir şarkı. O yüzden burada aslında bir takım kesişme noktaları var. Yani o başlangıç noktası işte kısaca şöyle oldu. Selami aslında kendine bir proje yapıyordu. Şarkılar biriktiriyordu. Hangi şarkılar kime gitsin üzerinde çalışırken zaman zaman biz de paylaşımlarda bulunuyorduk. Arkadaşıydı çünkü. Bir gün Dönsen Bile'yi görünce o şarkıların arasında Selami'ye şey yazdım. Ya, bunu kesinlikle ben okuyacağım dedim. Yani ama ben bunu hani şimdi önümüzdeki ay ben okuyacağım demedim. Dedim ki hani bunu ben okuyacağım. Bende bir hikayesi var dedim. Hikayesini sonra anlatacağım. Bir aşk hikayesi değil ama Selami aşk hikayesi zannedip madem hani Soner bunu istiyor ben yapayım bari demiş ve bana gönderdi şarkıyı. Ama ben hiç beklemiyordum bu kadar çabuk. Ve artık işte Okyay'dan çıktı. Şimdi şarkı dinliyoruz işte şu anda zaten. Güzel, keyifli olmuş hakikaten. Selami Bilgiç ismiyle de aslında bugüne kadar onlarca şarkıyla buluştuk. Az önce senin de anlattığın şekliyle aslında yenilerinin de geldiğini böylelikle öğrenmiş olduk ama bu şarkı sürecini biraz da senden dinleyelim. Ya Soner abinin dediği gibi bende bayağı şarkı vardı. Listeler yapıyordum işte hangisini çıkarsam, hangisini kime okutsak falan. O arada konuşurken hani bu şarkı aslında hep kafamda vardı. Yıllardır abi seviyorum şarkıyı bir taraftan. Demosunu falan yapmadım. Bir sürü diğer şarkıların demoları vardı. İşte böyle Soner abiyle böyle bir diyalog olunca şarkıyı ben okuyacağım bak sakın kimseye okutma deyince o zaman dedim ben bunu hemen aranje yapayım. İki günde falan böyle kaba demosunu yaptım gönderdim. Tabii şu, bir şok etkisi yarattı karşı tarafta. Ama güzel oldu hani yani koşturduk bayağı. Tabii geceli gündüzü hani stüdyo çalışmaları oldu. Son dinleyiciyle buluştuk. Keyifli. Son derece de keyifli gidiyor. Küpe FM'de de sıklıkla dinliyor dinleyicilerimiz. Şimdi bir kez daha paylaşalım. Radyolara biraz daha ses verme zamanı. Soner Arıca ve Selam Bilgiç çalışması Dönsen Bile sizlerle sonrasında sohbetimiz bu frekansta devam ediyor olacak. Taşıyorum gittiğin günden beri
ki yaşıyorum. Seni bana sorana haberim yok diyorum. Şimdi nerede, kimlesin bilmek istemiyorum. Dönsen bile, dönsen bile bulamazsın beni bende. Araya ayrılık girdi. Sen neredesin, ben nerede? Dönsen bile, dönsen bile bulamazsın beni bende. Araya ayrılık girdi. Sen neredesin, ben nerede? Sen bile Soner Arıca yorumu Selam Bilgiç düzenlemesiyle radyolarımızdaydı. İlerleyen dakikalarda diğer versiyonlarına da yer vereceğiz programımızın içerisinde ama bir de şimdi çok keyifli de bir klibi var şarkının. Çok güzel de bir bayan arkadaş eşlik ediyor size. Onlardan biraz bahsedelim mi? Kimlerle çalıştın? Şimdi Gökhan Özdemir çekti klibi. Benim zaten son kliplerimi hep o çekiyor. İşte bir çizgi oluşturmaya çalışıyoruz. Bir konsept oluşturmaya çalışıyoruz aslında 2016'nın ilk günden itibaren. Yanımızda aranjör arkadaşım Enver Günen de var. Şimdi Selami zaten benim hayatımda vardı müzisyen olarak. Bir o da ama daha bu ekibin içine girince ve bu şarkı oluşmaya başlayınca Selami'ye dedim ki hani klibi ama Gökhan çekecek. Yani çünkü bir yerinden o bizim yaptığımız işlerinin devamlılığında durması lazımdı şarkının. O da kabul etti. Zaten Gökhan'la onlar da tanışıyordu. Klipte tabii şöyle bir açıkçası zorlanmadık ama üzerinde düşündüğümüz şöyle bir durum vardı. Şimdi iki adam yan yana bir klibin içinde. Üstelik işin prodüktörü Selam Bilgiç. Ben aslında şarkıyı yorumlayanım. Algıda şunu yaratmamak lazımdı. Hani Soner Arıca'nın tek başına yaptığı bir şarkı değil bu. Belki hiçbir zaman öyle olmuyor ama şimdi bu özellikle son 6-7 yıldır aranjörler kendi projelerini yaptıkları için ki ben çok onaylıyorum bunu, çok doğru buluyorum. Aslında öyle olması gerekiyor. Aranjör işi yapar ve yorumcuyu seçer. Bu yorumcu söylesin şarkımı der. Biz de tersine işliyordu. Biz aranjörü seçiyorduk filan. Şimdi böyle olduğundan Selami'nin de o projenin içinde olması gerekiyordu klibin ama Selami DJ setup'ı olsun istemedi. Ve de aslında doğru bir şey de yaptı. Çünkü şundan yaptığı düzenlemeye baktığımızda ben de tabii biraz başının etini yedim ama bunalttım onu biraz ama çünkü çok iyi bir DJ. Ben ama işte aynı fikirde paralel gittik. Hem radyolar da sıcak bakabilsin, kulüpler de sıcak bakabilsin. Gerçekten işi zordu yani. Çok enteresan hani ortaya karışık. Ondan sonra ya da şeker tadı çok yerinde bir kahve yapmak durumundaydı.
başardım. Olur aldı yani. O klibe de bunun yansıması için şimdi bizim asla bir hikayesi olamazdı klibin. Bir reklam filmi tadında olması gerekiyordu. Slovak bir manken bize çok yardımcı oldu bu durumda. Çünkü şöyle de düşündük açıkçası. Bunlar çok söylenecek şeyler değil ama samimiyetine dayanarak söylüyoruz. Yani evet, burada bir ayrılık hikayesi kuracaklarsa da kız ya benden ya Selami'den ayrıldı. Artık kime dönsem bile diyor, kime gülüyor onu seyirci kendi yorumuna bıraksın. Çünkü öyle bir durum var ya. Hani biz Talpin şarkısı gibi o belki. Evet, çünkü asla yan yana gelemiyoruz. Olmuyor. Çünkü birimiz yan yana gelsek Gökhan da o kadar güzel bir kurgu yaptı ki klibe baktığımızda şeyi çok algılayamıyoruz. Kız bunlardan birinden ayrıldı ama kimden ayrıldığı? Çünkü çok onu da ortada bırakmak durumundaydık. Ama herkes çok şık. Enerjisi, görsel enerjisi çok yüksek bir klip çıktı. Yani şarkıyı çok yansıttı. Bu bizim için en önemlisi de buydu. Aynı zamanda program arasında sohbet ederken bundan sonra Soner Erceli'ne gibi işler yapacaksın gibi sorular aldığını da öğrendim. Dinleyicilerimiz de aslında merak ediyordur. Bunun devamı gelecek mi, gelmeyecek mi? Biz kendi aramızda paylaştık ama dinleyicilerimize de aktarmak noktasında nasıl cevaplayacağız bu soruyu? Ya valla en çok onu soruyor. İkinci projeyi Soner Bey'le ne yapacaksınız diye herkes onu soruyor, tüm çevre. Dinleyiciler de bunu soruyor. Ama şu an hani Soner abinin bir albüm projesi var görünen. Ama biraz önce program arasında dediği gibi hani belli de olmaz, büyük konuşmamak lazım ama benim başka kafamda belirlediğim şarkılar var. Hani kısmet diyoruz. Biz de merakla beklemeye devam ediyoruz. Mutlaka bir süre içerisinde hani belki albümden sonraki süreçte hayata geçecektir. Keyifle dinlemeye devam edeceğim. Ya araya da gelebilir. Ben bu işi yaptık diye değil, Selami'yle de şu anda yan yanayız diye değil. Ben Selami'nin şarkılara yaklaşımını seviyorum. Şöyle bir şey oluyor çünkü. Aslında benim çalıştığım aranjörlerin ortak paydasında öyle bir durum var. Yani sürekli. Yoksa piyasada çok iyi aranjörler var. Mesela niye onlara gitmediğimi bir düşünse, müzik dinleyen biri anlar. Çünkü benim çalıştığım aranjörlerde mutlaka bir derinde de olsa bir romantik tavır mutlaka oluyor. Bir duygusallığı istiyorum şarkılarda. Biz Selami'yle daha önce işte İyisi Geliyor'a ve Davaya remixler yaptı Selami, çalıştık ve orada da tam istediğim, tam tadında romantizm vardı. Bu çok önemli çünkü evet ben dans müziği yapmak istiyorum ama işte romantik şarkılar kökenli bir adamda olduğum için yani o tarafı da hiç yabana atmamamız lazım. Yani evet bir dans müziği var ama ya hafif de hüzünleniyoruz galiba burada diyebilsin dinleyici, bilinçaltı desin. Şimdi Selami bunlar için çok elverişli biri. Çok oraya kafası çok çalışıyor. Ya da kafası çalışmıyor, içinden geliyor. Bilmiyorum yani. Ama doğal bir güdü, doğal bir refleks var onda. O yüzden yapabiliriz. Yani benim de ona önereceğim şarkılar var. O önereceğim şarkılar içinde mutlaka bunu ben okuyacağım dediği de var. Ya öyle de biri değilimdir ha. Dönsem bileye denk geldi yani. Hani o işte geçmişte olan sebep hikaye beni bu şarkıda illa bunu ben, yoksa işte öyle egosu hani işte bencil biri falan değilimdir. Buna denk geldi, iyi ki de geldi. O bağ sağlayan hikayeni onu da birazdan öğrenelim isteyeceğim ama bir Soner Erce şarkısı daha dinleyelim. Aşkın Saniyesi gelsin. Sonrasında biz yine buradayız. Yes.
şehir. Geç olmadan gel bir el desen de, yerinde yansın aşk ateşi. Uzun da kalma doğrusu buysa, bize yeter aşkın saniyesi. Geç olmadan gel bir el desen de, yerinde yansın aşk ateşi. Uzun da kalma doğrusu buysa, bize yeter aşkın saniyesi. Son derece yorumuyla Aşkın Saniyesi radyolarımızdaydı. Kaliteli müziğin yanına keyifli sohbeti de ekleyerek 5 çayındaki birlikteliğimize devam ediyoruz. Dönsen Bile Selami Bilgiç Son Erici imzası taşıyan şarkı hikayelerini birinci ağızdan dinledik. Aslında Dönsen Bile sadece senin değil hepimizin hayatında ilk gençlik yıllarında dinlenilen ve mutlaka bir bağ kurulan şarkılardan bir tanesi. Ama senin seçmeni sağlayan hikayeyi de ben de dinleyicilerimizle merak ediyorum. Onu paylaşabilir miyiz? Tabii bu benim 2001 yılında yaptığım bir Kusursuz Aşk albümü var. O albümde 6 cover, 6 da yeni şarkı vardır. İşte o Adım Bahardalar'ın falan olduğu albüm. Yağmur'un, Devlerin Aşkı'nın, Kusursuz Aşk'ın ve orada Kavak Yelleri gibi, Sebebim gibi, işte Ağlama Yarim Gözün Aydın gibi de cover şarkılar var. Biz bu yalnız cover şarkıların hangisi olsun diye belirlerken Dönsen Bile de o listedeydi. Hatta Aşkımız Bitecek de o listedeydi. Ve fakat Aşkımız Bitecek'in galiba bestesi kime ait onu bulamadık. O zaman bu kadar kolaydı da şimdi çok kolay daha bulunuyor. Dönsen Bile de işte Kavak Yerlerini söyledim ya albümden. Yani Nülfer'den iki tane olmasın cover filan gibi toplantılar sebebiyle o hani bir tercih etmem gerekiyordu. Öyle bir şey oldu. Ben Kavak Yerlerini de çok sevdiğim için o olsun o zaman dedim ama çok değil işte aynı sene içinde de olabilir, bir sene sonra da olabilir. Şarkıyı Seda Sayan seslendirdi Dönsen Bile'yi. Çok da çaldı falan. Benim böyle çok içimde kaldı o şarkı. Hani albümüm çok güzeldi ama. Ama aradan zamanlar geçti. Hiç hani tekrar söyleyeyim gibi bir şey olmadı. Fakat geçen yıl Mehmet Erdem Aşkımız Biteceği yapınca, iki sene önce. Ya dedim bak tüh bunu ben söyleyecektim. Demosu var ya de onların o halde yapılmış hali. Dönsen Bile'nin de Aşkımız Bitecek'ti. Şimdi orada hani algıda seçicilik de Selami'nin listesini görünce zaten. Hemen aklıma o gün geldi ve dedim ki bak burada bir şey var hani mistik de bir durum var. Yani 16 yılı ben revanşı şu anda benim için. Yani 16 yıl önce yapmam gereken bir şey şimdi yapıyorum. Aslında öyle yapmam yapıyorum demeyelim. Allah öyle gördü, uygun gördü, öyle yaptırıyor ve bence hakikaten sığınmak ve inanmak lazım çünkü doğrusunu yapmış, doğru zaman. Yani kesinlikle orada çünkü ne bileyim Adım Bahardı'nın Devlerin Aşkı'nın üzerine gidecektik ve Dönsen Bile hani işte oradaki cover şarkılardan biri gibi olacaktı. Ama burada baya hani hem benim hem Selami'nin kariyerine hizmet eden bir şarkı haline geldi. Ya o benim hakkımdı, ben okudum. Hakikaten doğru zamanı yakalamak belki de bugüne nasipti. Son derecede keyifli bir çalışmayla bir araya gelmiş olduk. Şimdi bir taraftan da merak ediyorum. Bu yol devam ediyor. Senin için de devam ediyor. Selami Bilgiç birçok kişiyle çalıştı bugüne kadar. Bugünden sonra da devam edecek. İşte bu liste, oluşan liste var. Onun için bir yol haritası belli mi? Tarihler belli mi? Bugünden sonra nasıl işleyecek süre? Ya açıkçası tam belli değil. Yani onun toplantıları devam ediyor. Yani yine fikirler alıyoruz, yapıyoruz. Yani 3-5 tane belirlediğim şarkı var. Hani bir sıralaması tabii ki olacak. Belki de bir albüm olur, benim olur diye sonra. Ya olmalı diyor herkes. Yani çalışıyoruz yani bitmek işi yapmadan. Ama hani bu Dönsen Bile'nin hikayesi biraz önce Soner abin dediği gibi. Hani ben de şey söylemek istiyorum. Gerçekten ilginç. Hani o listede aslında Dönsen Bile... Yani benim kafada var. O yaptığım listede şey yoktu. Yani Dönsen Bile yazmıyordu bile. Hani yazışırken o Dönsen Bile'yi araya sokup gönderdim. Öyle bir durum oldu. Demek ki 16 sene sonra bugüne kısmet oldu. Güzel oldu. Kesinlikle mistik ama bence şeyi sorsana nasıl benimle çalışmak rahat mıymış onu sor da bir yanımda söylesin bak. Çok da zorlamayalım diye düşündüm ama hani bir de diğer sanatçılardan döndüm geldim en son Soner Hoca ile çalışmak nasıl oluyor?
Ya gerçekten mükemmel. Yani şey, milyonlarca sanatçıyla belki çalışmamış olabilirim ama son geçtiğimiz yıl tabii ki bir çocuk albümü yaptık. Çocuk projesi yapmıştık falan. Orada ama Soner abi zaten şöyle bir durum var. 96 yılında ben ilk radyoculuğa başladığımda Remix CD'si gelmişti Soner abinin radyoya. Abime demiştim ki, abimle aynı radyoda, abim radyosunda çalışıyordum o zaman. Dedim ki bir gün gelecek Soner Arıcı ile çalışacağım falan demiştim. Abim de abartma istiyorsan falan demişti bana. Yıllar sonra tabii ki güzel oldu yani şahsen. Çok önemli bir şey, gerçekten çok önemli. Biz şimdi tabii bunları alışıyoruz böyle şeye. Ben mesela Barış abide de aynı duygu yaşamıştım. Barış Manço'nun işte o klibinde oynadığımda da, müsaadenizle çocuklarda, o klipte olduğumda da bazı duyguları unutuyoruz ama şimdi ben mesela Selami'nin tarafından çok iyi anlıyorum hikayeyi. Ben Nasıl Dönsem Bile ile ilişkim böyleyse, onun da benim remix CD'mi ki ülkede çıkan ilk remix adıyla yapılan Max Single'dır. Yalvarma Remix. Düşünsene onu gören birinin o gün öyle inanması. Aslında burada bu anlattıklarımızdan şu anda bizi dinleyenler şunu çıkarsın: İyi niyetle çalışınca ve bekleyince, o zamanı da kendimiz tayin etmemeye çalışarak, yani biraz da Allah'a bırakarak, yani öyle yaparak ama iyi niyeti hiç bırakmadan, çalışkanlığı hiç bırakmadan yapınca her şey olması gerektiği gibi oluyor. Gerçekten oluyor yani. Benim de radyoculuğa ilk başladığım yılları tekabül ediyor o yıllar. Hakikaten elimize geçen ilk remix albümleriydi. Bugünlerin de belki önünü açan, remix noktasında önünü açan albümlerden bir tanesi diye söylemek doğru olacak. Yine güzel bir Soner Arıcı şarkısı bu kez Saklı Gelsin. Sonrasında sohbetimiz bu frekansta devam ediyor olacak efendim. Sakın bizden ayrılmayın. Bugün bütün şarkılar benim için.
saklı kalsın. Bugün bütün şarkılar benim için çalsın. Yoruldum benim yerime dünya alsın. Gelmesin geri isterse aramasın sormasın. Ben unutmam kalbimde saklı kalsın. Keyifli bir Soner Ece şarkısı saklı radyolarımızdaydı efendim. Şarkının öncesinde sohbetimizde Selam Bile Altın çizdi. İlk remixi Soner Ece'nin albümünü radyoda gördüm diye. Onun akabinde aslında duygusal manada çok doğru bir yere bağladığını düşünüyorum. İlk Barış Manço'nun klibinde birçok sanatçının arasında seni izlemiştik. Oradaki o abi kardeş bağı, o dostluk bağı uzun yıllar devam etti. Aslında sadece müzisyenleri değil birçok insanı besleyen bir isimdi Barış Manço. Hem duygusal hem düşünsel anlamda. Ve aradan geçen yılların sonrasında geride bıraktığımız hafta içerisinde onun ölüm yıldönümünü yad etmiş olduk. Aradan geçen yıllar sonrasında da yine çok değerli bir müzisyen Candar Köker'in oğlu Kuzey ile beraber çok keyifli bir Barış Manço cover'ı yaptın. O süreçten biraz bahsedebilir miyiz dinleyelim? Evet, tabii Kuzey o zaman 3 yaşındaydı. 3,5 yaşındaydı. Çok yetenekli bir çocuk zaten. Aslında tamamen stüdyoda onun şarkı söylemek zevkiyle alakalı bir durumdu. Dolaşıyor da şarkılar söylüyor. Bir gün arkadaşım eşeği mırıldanıyor. Ben dedim ki Candar'a ya ne kadar doğru söylüyor dedim. Bütün notalarıyla doğru söylüyor. Ya dedim ki işte zevkine bunu bir kaydedelim beraber söyleyelim dedim. Benim de çok sevdiğim şarkılarından bir tanesidir Barış abinin. İyi filan dedik, söyledik. Yani tamamen şaka gibi başlayan şey. İşte Hüseyin Emre'nin de devreye girmesiyle filan single olarak çıktı. İşte klibi çekildi. Ama çocuk 3,5 yaşında çok zapt edemezsin. O yüzden hani işte son derece o formun içinde yaptığımız bir görseli oldu. Sonra o kadar ilgi gördü ki tabii ki orada Kuzey'in büyük etkisi var. Ve arkadaşım Eşek şarkısının büyük etkisi var. Ama o dakikadan sonra Kuzey beni çok bırakmadı. Her gördüğü yerde bir şarkı daha, bir şarkı daha. Neler oluyor hayatta yaptık. O aslında arkadaşım Eşek'ten biraz daha da ilgi gördü. Daha fazla izlendi, daha paylaşılıyor filan. Kuzey'e artık dedim ki hani bir üçleme olsun bu son. Şimdi bir şarkı daha yaptık onunla ama o yeni bir şarkı. Çünkü hani eski şarkılara baktığımızda işte mutlaka bir duygusal bir ağır sözü oluyor vesaire. Yeni bir şarkı yaptık. O da böyle sosyal medya için ama hiç hani sektöre, dijital platforma servis edeceğimiz bir şarkı değil. Hani belki isterlerse olur ama bizim temel amacımız sosyal medya için. Çünkü şey gibi algılanmasını istemiyorum. Hani bu bir tutan bir iş var, o işin üzerinden yürüyor gibi algılanmasını istemiyorum. Hiç öyle bir şey değil. O başka yerde duran bir iş. Ama hani hem arkadaşım Eşek hem de Neler Oluyor Hayatta ve yeni gelecek şarkı çocuklarla da biraz bağımı kuvvetlendirdi açıkçası. Ama benim için arkadaşım Eşek gibi bir şarkıyı seslendiriyor olmak, ki onu seslendirdikten sonra da çok enteresan şey yorumları duydum. Ya Barış abi yatının benziyormuş senin diye. Mesela Selim Çaldıran şey dedi. Sırf Barış Manço şarkılarından bir albüm mü yapsan dedi. Çok tının benziyor dedi yani. Ama biz o güne kadar hiç bunu fark etmedik. Yani güzel bir şeydi. Benim hep çok yüreğimde saklayacağım bir iş o. Çok kıymetli. Kuzey'de büyüyünce onun için de çok önemli bir anı olacak. Çocuklar o kliplerle kahvaltı yapıyor filan. Ama tabii şimdi asıl meselemiz büyüklerle. Büyükleri dans ettirmek. Güzel, iyi şeylerle dans ettirmek. Hani böyle yalap şap değil, kaliteli müzikle dans ettirmek. Asıl derdim şu anda bu. Yeni albüm çalışması da devam ediyor bir taraftan. Onun bir takvimi belli mi şu an? Ya ortalama şöyle, biraz dönsem bile galiba bizim takvimimizi daha o şarkının kaderi belirleyecek dönsem bilenin. İyi de gidiyor. Onun yürüyüşüne göre onu çok geri çekmeden ya da bizi çok bekletmesine müsaade etmeden doğru zamanı bulup açıkçası hani Nisan gibi albümü ben piyasaya sunmuş olurum diye düşünüyorum. Hani Nisan değilse Mayıs'tır. Yani dediğim gibi o şarkılar yani dönsem bile izlemeden ama biz de çok bekletmesine müsaade etmeden. Onu tamamen biraz dinleyici, gidişat ama biz hani her türlü hazırlığımızı yapıyoruz. Yani hazır da sayılır neredeyse.
Güzel. O zaman yaza girerken diyebiliriz belki. Nisan, Mayıs, Haziran. Yaza girerken yepyeni bir Soner Öcü albümüyle daha karşılaşacağız demektir. Barış Manço'dan bahsettik. Kuzey'den bahsettik. Aslında hani Barış Manço'nun şarkılarının bugün Kuzey yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında çocukların hiç görmediği bir sanatçının şarkılarını taşıyor olmaları, yaşıyor olmaları ve dinliyor olmaları, paylaşıyor olmaları da hakikaten Barış Manço'nun da ne kadar değerli bir isim olduğunu bir kez daha yani efsane ötesi bence. Ya bence zaten yani sadece şarkıları da değil. Yani çok önemli bir örnek Barış Manço. Şunun için bir toplumda bilinen birisin ve sadece şarkılarına değil, insan olarak da çok sevilen birisin. Kimi çevirsek sokakta, yani kesinlikle iyi şey söyleyecek. Hani bir tane de kötü bir şey söyleyecek ki olabilir. %10'da hani ne bileyim sevmeyebilir birini falan. Ama buradaki hikayede çok istisna bir durum var. Yani işte birleşince galiba, hani o insani erdemlerle yaptığın işteki enerji birleşince ortaya iyi bir şey çıkıyor. Valla benim idolümdü zaten. Yani çocukken de idolümdü, çok beğeniyordum. Tanıştıktan sonra da bana yaklaşımı, benimle ilgili yapmak istedikleri, kurduğu hayaller falan çok 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 önemliydi, çok özeldi. Ondan öğrendiğim şeyler var. Keşke biraz daha zamanımız olabilseydi. Hani işte anlatsaydı bana müzikle ilgili şeyleri ama çeyreği olabilirsek bizim için büyük başarı yani. Bundan bahsetmişken o zaman o şarkısını da dinletelim. Arkadaşım Eşek Gelsin. Sonrasında son mesajlarıyla Selam Bilgiç ve Soner Rıca yine Küpe Efendi. Müzikal Takınız Küpe FM'de ben Deniz Kamil Bilici ile birlikteyiz. 5 yayında devam ediyor ama ne yazık ki bize ayrılan sürenin artık yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz. Son derece keyifli bir sohbeti geride bıraktık. Dönsen Bile adlı şarkılarıyla Selam Bilgiç ve Soner Rıca bizlerle birlikteydi. Ben bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederek Küpe FM dinleyicilerine, Trakya bölgesine son mesajlarınızı alalım. Küpe FM dinleyicilerine buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Umarım şarkımızı beğenmiştir herkes. Yeni projelerimizi de beğenecekler ümidiyle. Sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Ben de Selami'ye benzer şeyler söyleyeceğim. Ama şunu eklemek istiyorum. Belki
beni çok iyi anlayacaklarını da tahmin ediyorum. Bunca geride bıraktığım bunca yılın garantisi, hani güven oyu oluşturacak bazı şarkılar var. Ve de onlar şaşmaz doğrular. Dönsem ve de onlardan bir tanesi, emin olsunlar. Yani vefasız derbeder deniz gözlüm, bu mu sevda, beni bırakma, sen giderken, aşkın sahnesi, bir yanım saklı gibi şarkılar. Ne kadar arada sayamadıklarım da var. Dönsem bile o zincirin halkalarından biri ve önemli halkalarından biri ki burada bu arada Sen Mutlu Ol ve Yüreğim Ektim Senin gibi coverları da yapmış biri olarak söylüyorum. Ben duygusal olarak çok emindim ama ne kadar emin olsanız da bazen bazı şeyler değişebiliyor ortaya çıktığında. İlk aldığım feedbacklere göre çok doğru bir şey yaptık ve bunu işte Selami gibi iyi bir adamla. Çünkü ben hep şeyi iddia ediyorum, iyi müzisyen olunabilir, çalışarak çok biraz daha çalışırsın, 10 saat daha çalışırsın ya da hangi daldaysan iyi olabilirsin ama özellikle günümüzde iyi insan olmaya çok ihtiyacımız var. Biz tabii belirleyici değiliz ama onun gibi iyi biriyle bu projeyi yaptığım için, ona da bana da yarayacağı için ayrıca da daha da mutluyum yani. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Efendim, radyolara biraz daha ses verme zamanı. Dönsem Bile'nin akustik versiyonuyla kapatıyoruz programımızı. Bir sonraki 5 yayında buluşuncaya kadar hoşçakalın. Kalbi taşıyorum gittiğim günden beri, sanma ki yaşıyorum. Seni bana sorana haberim yok diyorum. Şimdi nerede, kimlesin bilmek istemiyorum. Dönsen bile, dönsen bile, bulamazsın beni bende. Araya ayrılık girdi, sen neredesin, ben nerede? Dönsen bile, dönsen bile, bulamazsın beni bende. Araya ayrılık girdi, sen neredesin, ben nerede? Gözlerimden hayalin yağmur yağmur geçiyor. Şimdi bensiz günlerin, söyle nasıl geçiyor? Gözlerimden hayalin yağmur yağmur geçiyor. Şimdi bensiz günlerin, söyle nasıl geçiyor? Dönsen bile, dönsen bile, bulamazsın beni bende. Araya ayrılık girdi, sen neredesin, ben nerede? Dönsen bile, dönsen bile, bulamazsın beni bende. Araya ayrılık girdi, sen neredesin, ben nerede? Kamil Bilici ile Beş Çayı sona erdi.